Ediyor, evet görev yapmaya devam ediyor. Biz de Artvin'de neler olduğunu anlayalım diye bir döndük. Şöyle kısa bir süre için gösterdik İçişleri Bakanı'nın söylediklerini. Ama bir haberim var İçişleri Bakanı ile ilgili. Bir emniyet müdürü görevden alındı. Ee, şimdi o emniyet müdürü bir polis müdürü görevden alındı. Düzelteyim. O polis müdürü dikkat çeken bir isim. Daha evvel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği bir gece vardı hatırlarsınız. Hatta ben de istifa ediyorum demişti de sonra binlerce kişinin sosyal medyada gösterdiği tepki üzerine denildi. Cumhurbaşkanı kabul etmedi istifasını. O gece bir tweet atmış bir polis müdürü. Bir de Mansur Yavaş'ı öven bir tweet atmış. O polis müdürünün ismi ismi yok haberde. Ama olay çok ilginç. Sayın Başkan, izin verirsen bir ayağa kalkar mısın? Evet şimdi hep beraber Mansur Başkanı alkışlar mıyız arkadaşlar? Sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve icraatları ile ilgili yaptığı paylaşım bir polis müdürünü mesleğinden mi etti? İddiaya göre siyasi taraf olduğu için görevden alındı ama esas neden bu değil. Parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. Anfa canlı yayına ihale yaptı ve milletin bir kuruşu bile zayi edilmedi. Son dakika yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve Türk lirası korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi. Gazeteci Tolga Şardan'ın haberine göre görevden alma nedeni İçişleri Bakanlığı'nın başka bir konuyla ilgili verdiği karara dayanıyor. Tarih 10 Nisan 2020. Pandemi koşullarında ilk sokağa çıkma uygulamasının başladığı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika verilen sokağa çıkma yasağı kararının yarattığı kargaşada yaşanan krizi üstlenmiş ve istifa edeceğini duyurmuştu. Ancak gazeteci Şardan'a göre Soylu'nun istifa metni polis müdürünün ihracının başlangıcı oldu. İddialara göre İçişleri Bakanı Soylu'nun görevi bırakacağının duyurmasından dakikalar sonrası polis müdürü sosyal medya hesabından binlerce kez şükürler olsun cümlesini paylaştı. Ve Şardan'ın iddiasına göre bu cümleyi Soylu için söylediği gerekçe gösterilerek önce görevden alındı ardından hakkında idari soruşturma açıldı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen polis müdürü adım vardı. Onun için binlerce kez şükürler olsun dediğini söyledi. Ama mesleki sona engel olamadı. Hem istihbarat başkanlığı hem de siber suçlarla mücadele dairesi polis müdürünün sosyal medya hesabını takip aldı. Geçmişe yönelik tarama yaptı. Bütün paylaşımları tek tek inceledi. Polis müdürünün Mansur Yavaş paylaşımını öne süren Emniyet Genel Müdürlüğü siyasi taraf olma iddiasıyla Temmuz 2020 Şimdi de polis müdürünün görevine son verdi. Sosyal medyada yazılıp çizilenler çok önemli elbette. O gece İçişleri Bakanı'na destek olan binlerce kişi yazdı demiştim. Destek olan hesapların bir kısmının bot hesap olduğunu iddia edenler de vardı. Yine az evvel atılan bir tweetten söz ettim. E, bu kadar gündemdeyken göçmenler, ülkemizdeki düzensiz göçmenler, Suriyelilerin bir miting düzenleyeceğine dair bir afiş görseli paylaşıldı bugün Twitter üzerinde. Öyle bir miting yoktu oysa ki. Deniliyordu ki o haberde Suriyeliler İstanbul'da bir yere gitmiyoruz, burada kalacağız, mitingi düzenleyecekler. Hayır, yalan haberdi. Görsel de yalandı ama hızla yayıldı. Sosyal medyada yalan haberin bu kadar hızlı yayılması bir problem. Ama sosyal medya üzerinde iktidarın baskısı ve denetim çabası o da ayrı bir problem. Şimdi yeni bir düzenleme gündemde diyorlar ki sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası getirelim düzenleme yolda. Peki kimin dezenformasyon yaptığı ya da dezenformasyonun tanımı atılan tweetlere hapis cezası getirebilecek bu düzenleme ile ilgili kaygılandırıyor açıkçası. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya düzenleme açıklamasından sonra gözler AKP'nin yapacağı sosyal medya çalışmasında. Sosyal medyaya yeni düzenleme ile ilgili mecliste düzenleme yapmayı planlayan AKP, yeni yasa çalışmasına da bazı hükümler koymayı düşünüyor. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Nextflix, niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Ekim ayında meclise gelmesi beklenen düzenlemede özellikle Almanya modeli inceleniyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı düzenlemeler incelendi. AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya, hedefin Türkiye'ye özel bir model olduğunu söyledi. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor. Normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Bu çözülmeli. Herkesin kimliği bilinmeli. Sosyal medyada bir yalan haberi ya da terör suçunu, dezenformasyonu milyonlarca insan duyuyor. Meclise gelecek çalışmanın bir sansür olmadığını söyleyen AKP'li Ali Özkaya, terör, cinsel suçlar, pornografi, din ve vicdan özgürlüğüne hakaret, yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon başlıkları dikkate alınarak çalışmalar yapıldığını söyledi. Almanya'da dezenformasyon yani yanlış ve kasıtlı olarak yapılan bir bilgiyi yayan sosyal medya kullanıcısına bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verildiğini hatırlattı. Dönüp muhalifleri cezalandırma unsuru olarak kullanılacağından eminim. Ben bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. yani Çok iyi niyetli yaklaşamayacağım. Bunca yaşanan tecrübeden sonra kusura bakmasınlar. Bir güven problemi mi? Evet güven problemi. Bunun bir sansür, bir baskı aracına dönüştürülebileceğini düşünüyorum bu düzenlemenin de. Yoksa evet sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği e, olabiliyor. Dezenformasyon hızla yayılabiliyor. Bu da bir gerçek. Ve bunun üzerinden sosyal medya üzerinden bir araya gelen insanlar olduğu da gerçek. Tüm dünyada baskıcı otoriter iktidarlara baş kaldırmak için Twitter üzerinden örgütlenen bir araya gelenler de var. Evet. Yani demokrasi aracı mıdır sosyal medya yoksa baskı aracına mı dönüşür? E i̇şte nasıl kullandığınızla ilgili aslında bakarsanız. Arap baharından demokrasiyle çıkan tek ülke diyorduk Tunus'a. Tunus'ta da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti, e, hükümeti lağvetti. Durum bu. Sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Bir aylık sokağa çıkma yasağı. Arap Baharı'nın başladığı ülkede deprem, o günde ekonomik sıkıntılar vardı, bugün de var. Tunus'ta Mayıs ayında işsizlik oranı %17,8'di. Temmuz'da %20'yi geçti. Tunus, Arap Baharı sürecini iç savaşa dönüşmeden uzlaşıyla atlatan ilk ve tek ülkeydi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam El görevden aldı. Meclisin yetkilerini 30 günlüğüne dondurdu. Yeni başbakan atacağını ve yürütme yetkilerini kendisinin üstleneceğini duyurdu. Said tüm bunları olağanüstü durumlarda Başbakan ve Temsilciler Meclisi Başkanı'na danıştıktan sonra olağanüstü tedbirler alma yetkisine dayanarak yaptı. Hukuk profesörü Said'in hamlesi ekonomik sıkıntılar ve salgın yönetimi nedeniyle hükümetin protesto edildiği döneme denk geldi. Said, Arap dünyasının en demokratik anayasası sayılan metnin uzmanlar komitesindeydi. 2014 yılı başında kabul edilen metni Müslüman kardeşlerin Tunus kolu olan da desteklemişti. Tasarı 4 redde karşı 200 oyla kabul edilmişti. Sayit 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda %18 oy almıştı. Sayit ikinci turda Nahta seçmenlerinin desteğiyle oyların %70'den fazlasını aldı. Aynı yıl parlamento seçimlerinden İslamcı Nahta hareketi birinci çıktı.